Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Ev almak için kredi çekmek caiz mi? Düşünceniz nedir? İslam uleması arzı ikiye bölmüş. Bir, İslam'ın tam anlamıyla yaşandığı yerler Darül İslam. İki, İslam'ın tam anlamıyla yaşanmadığı yerler Darül Harp. Bu Darül İslam, Darül Harp olgusu, fetvası, düşüncesi, buna ne derseniz deyin. Tarih boyunca tartışılmış. Bu konuda içtihatlar edilmiş, fetvalar verilmiş. İmam-ı Azam'la İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'la İmam Yusuf bir beldenin Darül Harp hükmünde girmesi için değişik şartlar koşmuşlar. Bu şartlardan birisi o beldede İslam hukukunun olmayışı. En önemlisi. Darül Harbe bitişik olması, daha önce kendilerine eman verilenlerin emanlarının kaldırılması. Kendilerine eman verilmek demek, orada gayrimüslim unsurların o bölgede, o beldede yaşayabilmesi için o beldenin, o bölgenin hükümetinden izin alınması. Yani işte buradan Almanya'ya gidiyorsunuz pasaportla, onlar size müsaade ediyorlar. Burada yaşayabilirsiniz diyorlar. Ama onlar, eğer buradan gidenler orada yaşayabilirsiniz hükmünden çıkıp da oranın temel vatandaşı olunca veyahut da birinci sınıf vatandaşı olunca oranın vatandaşı oldu. Bir beldede de gayrimüslim unsurlar
İslam hukukuna göre ikinci sınıf vatandaştır. Bu manada vatandaşlık hukuk açısından, insan açısından değil. Onlar vatandaşlık hukuk açısından Müslümanlarla aynı derecede, aynı noktaya gelirlerse eman verilenlerin, emanların kaldırılması. Bir böyle anlaşılabilir. İkincisi, bir savaş vardır orada. Eman verilenlerin emanları kaldırılır. Bir de böyle anlaşılır. Ama yine Hanefilerden İmam Muhammed bunu tek noktada birleştirir. Der ki, eğer bir beldede İslam hukuku yok ise orası Darül Harp'tir der. İmam Muhammed'e göre. İmam Şafii der ki, bir beldede daha önce İslam hukuku uygulanıyor da o beldede İslam hukuku uygulanmaz hale gelirse oradaki Müslümanların İslam hukukunu uygulanması için, uygulatılması için cihat etmeleri farzayındır. Hatta der ki, son Müslüman şehit oluncaya kadar Müslümanların orada cihat etmeleri farzayındır der. Söz konusu olan mesele Türkiye ise, Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı, Osmanlı'nın son Şeyhülislamı Sabri Efendi, hicret eder zaten, Türkiye demokratik layık hukuk sistemine geçtiğinden dolayı Darül Harp'tır. Burada da Müslümanlar bu noktada ya mücadele etmeleri, savaşmaları lazım ya da hicret etmeleri lazım deyip hicrete çıkmış, Mısır'a gitmiş, ardından da Suriye'de vefat etmiş. O Darül Harp fetvasını vererekten gitmiş. Son Şeyhülislam ve ilk Diyanet İşleri reisi Sabri Efendi, Mustafa Sabri Efendi. Şimdi resmi olarak o fetvayı vermiş gitmiş. Resmi olarak. Yayınlamış da bunu. Bunu yayınlamış bir de. Şimdi bu böyle, bu kardeşler bunları soruyorlar. Arkasında bir soru daha var burada. Ülkemizdeki birçok hoca Türkiye Darül İslam'dır diyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Biz kardeşlerin samimiyetinden şüphemiz yok. Bunlar tuzak sorulardır. Ama kardeşlerin samimiyetinden şüphem yok benim. Bunu 100 sefer sorsanız, 100 sefer de burada ben bunu cevaplandırırım. Ben okuduğumu burada aktarırım. Okuduğumu aktarırım. Benim öyle bir herhangi bir şeyden korkum, çekintim yok. Don Kişot değilim. Dinimi yaşamaya çalışan, bildiğim dinimi de anlatmaya ve yaşamaya çalışan bir kimseyim. Türkiye'nin Darül Harp olduğunu ölen Süleyman Demirel de söyledi. Süleyman Demirel Darül Harp açıklaması diye Hazreti Google'a yazın, oradan dinleyin. Şimdi ülkemizde birçok hoca Darül İslam'dır diyor demiş ya, bu diyen her kim ise yemin ediyorum içeri girer. Türkiye Darül İslam'dır diyen bir kimse cezaevini boylar. Sebep ne biliyor musunuz? Anayasaya aykırı hareket etmek değil, anayasayı ve düzeni bozmaktan. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, insan haklarına saygılı bir sosyal hukuk devletidir. Türkiye budur. Türkiye asla İslam devleti değildir. Türkiye İslam devleti değildir. Bir kimse Türkiye Darül İslam diyor ise gerçekten, yani bunun o fetvasını çok tartışma götürür. Ve bunu her kim söylüyorsa ona haber ulaştırın, böyle bir şey söylemesin. Yani onun cezaevinde bu sebepten dolayı yatmasına gönlümüz razı olmaz.
Şimdi öyle olunca yani Türkiye İslam, bir de İslam devleti değil. İslam devleti olmayan bir yerde Müslümanın hukuku ne olacak? Zaten asıl mesele bu. Fransa'da Kur'an-ı Kerim'deki hukuk ayetlerini kaldırma çabalaması Cumhuriyet'in ilk yıllarında mecliste Kur'an'daki ve İslam'daki hukukla alakalı meseleleri tartışıp Kur'an'dan bunları çıkaralım tartışmasının sebebi bu zaten. Şimdi İmam Şafii'ye göre eğer orada İslam hukuku yok ise, uygulanmıyorsa, son Müslüman kalıncaya kadar orada Müslümanların cihad etmeleri farzayın. İmam Muhammed'e göre, İmam-ı Azam'a göre, İmam Yusuf'a göre, Hanefilerin hepsine göre orada İslam hukukunun uygulanması için mücadele etmeleri farzayın. Çünkü dinin hukuksuz bir şekilde yaşanması mümkün değil. Darül İslam olan bir yerde kumar meşru olmaz, zina meşru olmaz, içki meşru olmaz. Darül İslam denilen bir yerde faiz meşru olmaz. Bu ülkede zina suç değil canım kardeşim. Nereye Darül İslam diyorsun sen? Bu ülkede adım attığın yerde bilmem ne evi var. Kadınların etleri satılıyor. Bunun işin içinden nasıl çıkacaksın? Türkiye Darül İslam'dır denilebilmesi için orada hukukun icra edilmesi lazım. Orada hukuk icra edilmiyorsa siz oraya Darül İslam diyemezsiniz ki. Allah muhafaza eylesin. O işte ezanlar okunuyor. Arkadaşlar, Eskilipli hoca ezanlar okunurken asıldı. Arkadaşlar, Bediüzzaman Said Nursi ezanlar okunurken cezaevi dolaştı. Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri ezanlar okunurken dağdan dağa, köyden köye hafız yetiştireceğim diye uğraştı. Biz ezanlar okunurken basıldık zikir yaparken. Biz ezanın okunduğu camide, İsmail Hakkı Bursevi tekkesinde 3 sefer La ilahe illallah dedik diye muhasara altına alındık. Yaşayan kardeşler var burada. O zaman da ezanlar okunuyordu. Almanya'da da ezanlar okunuyor. Fransa'da da ezanlar okunuyor. Ezanlar okunurken ilahiyat fakültelerine, imam hatiplere, üniversitelere başörtülü kızlarımız alınmadı. Ezanlar okunuyordu o zaman da. Ezanlar okunurken meyhaneler serbest, birhaneler serbest, bilmem ne evleri serbest, haramın hepsi de serbest. Ezanlar okunuyor ama. Bunu ezanlar okunuyor meselesini birisi söylemişti de bana. Dedi ki ezanın okunduğu yer dedi darül harp olamaz dedi. Ben de dedim o bir şey var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dinlerdi. Bir beldede, bir köyde, bir yerde ezan okunursa oraya farklı muamele ederdi. Onu dile getirdi. Dedim İslam'ın hukukunun yaşanmadığı yer Darül İslam değildir. Şimdi oradan hareket ederekten Darül İslam olmayan bir yerde faiz ne olur? Bunu da Hanefiler meşhur mekhul hadisi var. O hadiste diyor ki, o hadisi ölçü alaraktan Hanefiler demişler, harbi ile Müslümanın arasında faiz yoktur. Harbi ile Müslümanın arasında.
Öyle olunca bankalar faizi meşru gördükleri için hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bünyesinde kurulu olan bankaları İslam göremez. Daha ilerisi devlet sistemini de İslam göremez. O zaman devletle ve bankalarla olan alışverişlerinizde faiz olmaz. Gönlüm arzu eder ki hiç kimse bulaşmasın. Türkiye'de en fazla kar eden işletmeler bankalar. Nereden kar ediyorlar? Faizden kar ediyorlar. Gönlüm arzu eder ki kardeşlerin hiçbirisi de bankanın kapısından içeri dahi girmesin. Ama ticaret yapanlar mecbur. 10 kişiden fazla, şimdi 5 kişiye mi indirdiler? Mali müşavirler de Savaş. 5 kişiden fazlası bankaya mı para yatıyor şimdi? Şimdi bir işletme, teşekkür ederim. Bir işletme yanında 5 kişiden fazla sigortalı işçi çalıştırıyorsa maaşlarını bankaya yatırmak zorunda. Bu sefer çalışanlar da bankaya bulaşıyor. İşletme sahibi de bankaya bulaşıyor. Yani bankaya bulaşmamış hiç kimse yok. Yani sizin cebinizdeki paraya bankalar ortak. Sen maaş yatırıyorsun, banka bir gecelik repo yapıyor onu. İki gecelik repo yapıyor, üç günlük repo yapıyor. Yani orta yerde kağıt dolaştırmıyorlar şimdi. Sadece rakamlar dolaşıyor orta yerde. Bakın rakamlar dolaşıyor. Bu büyük bir aldatmaca, işin orasına girmeyeceğim ben şimdi. Bu öyle büyük bir aldatmaca ki, o bankalarda toplanan bütün paralar Amerika veya Almanya veya Rusya veya Çin merkezlerinde toplanıyor. Bir de işin büyük uluslararası boyutu var. Bir de işin uluslararası boyutu var. Sen ihracat yapıyorsan senin şansın yok. Sen bankada bir yer hesap açacaksın, oraya bankaya gelecek, orada bankada bozacaksın o parayı, dışarıda bozamazsın. Dışarıda bozarsan seni normalde farklı muamelede yaptın diye mahkemeye veriyor seni. Başıma gelenleri söylüyorum size, tecrübeyle sabit. Sen öyle bu para benim banka işte örneğin atıyorum 7 liradan bozuyor, dışarıda 7 lira 10 kuruş bozuyor. Ben alacağım dışarıda bozduracağım diyemezsin onu. Orada bankada bozduracaksın. Zarar etsen de bankada bozduracaksın. Onu maliye sistem olarak görecek. Bankada bozdurduğunu da görecek. Yani dışarıda dolar 7 lira 10 kuruşa satılıyorsa banka 6 lira 90 kuruşa alıyor. Ya dışarıda 7 lira 10 kuruş sen parayı alıp dışarıda bozdurup bankaya yatıramıyorsun. Öyle bir şey yok. Bakın öyle bir şey yok. Bu bir sistem kurulmuş. O sistemin içerisinde senin dininin herhangi bir kıymeti harbiyesi yok. O böyle yok Albarakaymış, yok Faysalmış, badem bıyıklıları koyuyorlar ya, geç onları da. Sebep neden? Ya hepsi de Türkiye'de bankacılık bilmem ne mevzuatına hepsi de bağlı. Hepsi de icra iflas hukukuna bağlı. Hepsi de bankacılık yüksek denetleme kuruluna bağlı. Hepsi de bankacılık yasalarına bağlı. Adı ne? İhlas Finans. Milletin parasını da iç ettiler ya zaten. Adı ne? Albaraka. Adı ne? İşte Faysal. Adı neyse. Birbirlerinden farkı yok. Sistem olarak da birbirlerinden farkı yok. Bir gün hiç unutmuyorum. Gittik. Ömre parası yatıracağım ben. Arkadaşlarla ömre gideceğiz ya. Nereye yatırılacak? İşte Albaraka mıydı? Kuveyt miydi? Albaraka'ydı herhalde. Şu açık çarşının üstündeki bir ne o? Albaraka. Oraya gittim. İlk defa gittim. Ömre parasını yatıracağım şeyde. Bekliyorum. Böyle güzel sakallı, şalvarlı, cübbeli hacı abi. Yanında şey ne o? Çarşaflı hacı teyze. Harika. Vay hacı efendi hoş geldin. Hacı teyze hoş geldin. O adam böyle ne kadar nazik, ne kadar kibar. İşte hemen ıhlamur getirin. Hemen ıhlamur getirdiler onlara.
İşte hacı amcamız dedi benim karım ne kadar olmuş bir bakar mısın yavrum? Hemen çıt 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 baktı. Ondan sonra tabii hacı teyzenin de karı var. Hacı teyze de sordu benim karım ne kadar? Hemen hacı teyzenin karını da baktılar, ettiler. Böyle baktım, baktım, baktım. Han dedim ya değişmeyecek hiçbir şey dedim. Karlarını hesapladılar, biraz para çektiler, gittiler. Harika. Şimdi bu kardeş ev alacak. Ben buna normalde, bu bir tavsiye niteliğinde. Bankadan içeri girme, mümkünse. Ama girmek zorundasın, yapmak zorundasın. Bunu Darül Harp, Darül İslam hukuku çerçevesinde caizdir. Uzun bir süre verdiğimi çekmedim. Ne yapmalıyım? Çekmeye başla. Tövbe et. Seven ne yapmaz? Seven ne yapmaz? Haram işlemez. Seven ne yapmaz? Namazı hiç terk etmez. Seven ne yapmaz? Orucunu bir tamam tutar. Seven ne yapmaz? Allah'ı zikri hiç bırakmaz. Seven ne yapmaz? Haram ve farzların haricine, hiç çıkmaz. Harama hiç dalmaz. Öyle arabeske bağlamayın. Seviyorsa bir kimse farzlardan taviz vermez. Seviyorsa bir kimse haramdan mümkün olduğunca kaçmaya çalışır. Seviyorsa bir kimsenin üzerinde Allah için sevmek var ise yapacak olduğu şeyler bunlardır. Yapacak olduğu şeyler başlangıcı bir kulun farzları yerine getirmesi Allah'ın çok hoşuna gider. Sizin yaptıklarınızdan Allah'ın sevinmesini istemez misiniz? Farzları yerine getireceksiniz. Sizin yaşantınızdan Allah'ın sevinmesini istemez misiniz? Haramlardan uzak duracaksınız inşallah. Bir bayan sohbetinde perşembe dersinin öneminden bahsettiniz. Ben bayan olarak şehir dışından geliyorum. Her hafta gelmeye niyet ettim kendimce. Eşim de derviş. Onu bazen işinden dolayı, bazen nefsinden dolayı her hafta gelmek zorluyor. Ama bana gitme demiyor. Fakat ben de kendi imkanlarım olduğu için başkasıyla gelmek istemiyorum. Ben bu noktada nasıl bir yol izleyebilirim? Arkadaşlar, kardeşler, zikrullah'a gelmek için makul, mevcut, helal olan bütün yollar caizdir. Bir kimse zikrullah mı gidecek? Evet. Örnekliyorum. Hüseyin abi selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben gelemiyorum abi ya. Benim gelme şansım yok. Zikrullah'a giderken bir zahmet ya. Bana yardımcı olur musun? Bitti. Bunda bir sıkıntı yok. Zikrullah'a gitmek için yayan bile çıkılır yola. Hiç problem değil. Böyle size tuhaf geliyor. Biz çok yayan gittik geldik. Diyorum ya Bayındır'la Fırını köyü arası 5 kilometre. Zikul şey efendi bana oğlum sen buraya dersi takip et dedi bana. Ben her perşembe oraya derse gidiyordum. Giderken bir sıkıntı yok. Son otobüse biniyorum belediye otobüsüne Fırını köyünün girişinde iniyorum. Yaklaşık ders yapılan yer 2 kilometre. 1,5 kilometre kesin var. Yürüyorum ben oraya kadar. Oradan çıktıktan sonra 5 kilometrede ben yola çıkıyorum ana yola. 5 kilometrede Bayındır. Saat kaçta ders bitti? 12'de, yarımda, 1'de. Ben yayan geliyordum Bayındır'a. Arkama bile bakmazdım hem tanımasınlar diye. Tanırlarsa duracaklar, alacaklar. Kendi kendime derdim ki hayır. O yürüyüş zikri çok güzeldir. Başlarsın saatinde. Allah Allah, 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 Allah. Bu yürüyüş zikiridir. Bir başlarsın bir bakmışsın bitmiş. Hele gece ise yollar dürülür ya hadiste var. Yollar dürülür.
Bu kullandığımız bazı ilaçların içindeki tanıtım kağıdında bu ilaçta alkol vardır yazıyor. Bunları kullanmanın hükmü nedir? Doktor, bu alkoller ikiye ayrılıyor değil mi? Ödem çok çeşidi var. Çok çeşidi var. Sulandırmak için de kullanılıyor ilaçlar. Ama bildiğimiz sarhoş edici alkollerle farklı. Sarhoş edici alkollerden değil. Evet. Mübarek insanlar ya. Söylüyorum demek ki değişmiyor bir şey. Ben lise öğrencisiyim ve benim bu sene lisem son ve okuduğum meslek ise yabancı dil bölümü. Ben 7. sınıfta 28 dil öğrendim. Ailem ise beni hastaneye uyku seviyemi ölçtürmeye götürdü. Seviyeye göre uyku seviyem 146 çıktı. Ama benim hayalim genel cerrah olmak. Lakin ailem bana karşı çıkıyor ve beni yabancı dil okumam için zorluyor. Ailem ile sürekli kavga ediyoruz. Benim kendi hocalarım liseyi atlatıp direkt üniversiteye göndermek istiyorlar. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Uyku seviyesi 146 ne demek doktor? İyi ki doktorsun ha. Bir de geliyor nenen oturuyor ya işte. Böyle tıbbi sorulara sana soracağım. Kime soracağım? Uyku seviyesi kaç olması lazımken kaç olmuş bunun? Bilmiyorum. Bakman lazım. Evet. Çocuklarınızın istediği okullarda okutun inşallah. Yaşayan ve haramlar içinde bulunan birinin yerine namaz kılınıp ders çekilip yerine tövbe edilir mi? Öyle bir şey olursa herkes bir tane bir kişi birisini memur tayin eder, işçi tayin eder. Der ki gel bakayım buraya al sen şu maaşını. Benim yerime namaz kıl, oruç tut, zikret. Allah affetsin. Bu uzun soruları okuyamayacağım. Hakkınızı helal edin. Soru mu nedir onu da bilmiyorum. Bir konu var. Geçen hafta bu soru sorulmuştu. Ben de bunu soru değil bir tespit vardı burada. Ben de bunu bu işin sorumlusu kardeşe yönelttim. O kardeşler bir hafta boyunca bunun üzerinde çalıştılar. Bir sonuç alamadılar. Burada bir semazen kardeşim var. Tekkede semazen başı olan görevli abilerin herkesin içinde kendisiyle ve arkadaşlarıyla dalga geçtiğini söylüyor. Bundan dolayı sürekli arkadaşlarım semayı bıraktı. Ben de bırakmak istiyorum diyor. Bırakmasını istemiyorum. Bu noktada nasıl davranmalıyım demiş bir kardeş. Bu kardeş kimse benimle Allah rızası için irtibata geçsin. Şimdi bu buraya geldiğinde ben bunu normalde bizim Ali'ye verdim bunu ben geçen hafta. Dedim bak bu konuyla alakalı ilgilen. Bununla alakalı dedim senden bilgi istiyorum. Bu meseleyle alakalı görüşüldü, konuşuldu. Semazen başlarıyla da görüşüldü. Böyle bir şeyin olmadığına dair bana beyan geldi. Ben de dedim ki kağıdı atmayın. Kimin böyle bir derdi, bir sıkıntısı varsa direkt bana gelsin. Benimle bu meseleyi görüşsün diye o yüzden bunu buradan okudum. Şimdi bazı kardeşler belki de hani sema eğitimi biraz kolay bir eğitim değil. Gençler biraz böyle hani eğitim onların canlarını yakmış olabilir, işte sıkıntı yapmış olabilir, olmayan bir şeyi farklı anlaşılmış olabilir. Veyahut da kardeşlerimizden birisi gerçekten de böyle bir şey yapmış olabilir. Bu hepsi de olabilecek olan şeyler. Biz de bu konuda bir tespit etmede yetersiz kaldık. Tespit edemedik. Bu kardeş, bunu yazan kardeş Allah rızası için ya benimle ya da Cafer'le irtibata geçsin. Bu meseleyi inşallah çözümleyelim. Hakkınızı helal edin. Çünkü çok büyük bir zan olmuş oluyor. Bu bütün semazen başlarının üzerine bir zan olmuş oluyor.
Ben yani bunu kim yaptıysa onu tespit etmek için uğraştık ama biz tespit edemedik. Defalarca bu konuda istişareler edildi. Bir sonuç çıkmadı. Bunu kim bu meselede muzdarip ise ama Cafer'le, ama Adnan'la, ama Hüseyin'le, ama benle birbirimizle inşallah irtibat kuralım. Bu meseleyi çözümleyelim. Hakkınızı helal edin. İnşallah yine her haftaki gibi buradan bir hadis okuyalım. Gecemize devam edelim. İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu. Ve şöyle buyurdu. Dünyada bir garip, yani yabancı veya yoldan geçen bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say. Buhari, Tirmizi, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz'e özel bir nasihatte bulunuyor. Bu özel bir nasihat. Bir nasihatlar vardır, umuma aittir. Umuma ait olan nasihatları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri umumun içerisinde, sohbet dahilinde veyahut da hutbede genel olarak anlatırdı, söylerdi, nasihatlarını yapardı, emirlerini, tavsiyelerini iletirdi. Ama bir de birebir sahabelere olan nasihatler var. Birebir sahabelere olan. Bunlar normalde hani umuma açık olabilir mi? Bir kimse bunu kendine ders olarak alabilir, virt olarak alabilir. Ama biz bunu umuma bunu böyle uygulayacaksınız diyemeyiz. Çünkü bunda bir de bireyin üzerine hususi bir emir var. Çünkü ona diyor ki dünyada bir garip veya yabancı gibi ol. Kendini kabir ehlinden say. Bu çünkü o kimseye emir niteliğinde. Bu kim? Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bunu yapıp yapmama noktasında değil. Bunu yapma noktasında. Ama bu dünyada bir garip gibi ol, bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say. Bu zahiri bir ibadet değil. Hani bunu buradan kaldır, buraya koy dendiğinde bu zahiri bir ibadet olur. Ama kendini kabir ehlinden say, bir yolcu gibi ol deyince bu kalbi bir mesele. Ona diyor ki benim anladığım, sen dünyaya aşık olma. Sen dünyaya meyledenlerden olma. Hususi bir ibadet bu. Hususi bir kalbi ibadet. Öyle ol ki sen bu dünyada yaşayan ölü gibi ol. Kendini kabir ehlinden say diyor çünkü. Bu tabii yine bir hani zayıf hadis diye tartışma çıkarırlar. Ben zayıf hadis literatürden çıkardım ya, ölmeden önce ölünüz. Bu ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifin şerhi gibi. Veya her iki hadis-i şerif birbirini destekler nitelikte. Bunlar sufiler içinde ne bir ölçü. Sufiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin etrafına, yakın dairesine olan nasihatlerini, tavsiyelerini kendilerine ölçü alırlar. Kendilerini bu noktada o yakın daireye yapılmış olan nasihatlerden kendilerini nasiplendirmek isterler. Hani yine Hazreti kuzeni var ya Abdullah, şeyin yok, Abbas'ın oğlu Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Abdullah atının terkesini bindiriyor ya, ey oğul sana bir şey söyleyeceğim, iyi dinle. Buyur ya Resulallah. Bak bir şey söyleyeceğim, iyi dinle.
Buyur ya Resulallah. Bak bir şey söyleyeceğim, iyi dinle. Buyur ya Resulallah. Üç sefer. Bütün insanlar sana faydala, fayda vermek, sana iyilik yapmak isteseler, Allah izin vermedikçe onlar sana bir iyilik yapamazlar. Bütün insanlar sana kötülük yapmak isteseler, zarar vermek isteseler, Allah izin vermedikçe sana zarar veremezler. Bakın bu direkt Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazretlerinin oğlu Abdullah'a. Bu öyle bir noktaya getirmek ki onu, bu hakkel yakin noktası onun için. Bu hakkel yakin noktası. Bütün Müslümanlar için ölçü alınabilir mi? Birisi ölçü alabilir. Bütün Müslümanlar da ölçü alabilir. Yasak değil. Ama sufiler kendilerince bunları hususi manada ölçü almaları gerekir. Bu hadis-i şerifte öyle bir hadis-i şerif. Sufiler kendilerini kabir ehlinden saymadıkça kemale eremezler. Kendilerini kabir ehlinden saymadıkça kemale eremezler. Bu ne demek? Bu dünyayı bırakmak demek değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. İşi gücü bırakalım, kenara çekilelim. Böyle bir şey anlaşılmasın. Bu dünyaya karşı sevgiyi fazlalaştırmamak. Dünyaya meyli fazlalaştırmamak. Katını, yatını, paranı, pulunu, arabanı normalde kendince dünya malı olarak, aman ben şimdi derse gidersem 3-5 kişiyi de arabaya götürmek zorunda kalırım. Ya benim arabanın arka koltuğuna hiç binilmemiş olsun istiyorum ben. Şimdi oturacaklar arka koltuğa, çamurlu ayakkabılarıyla arabam çamur olacak. Şimdi dervişleri eve çağırsam hepsi de yiyecek içecek. Ya bunlar çocuklarına da çok dikkat etmiyorlar. Halılarımın, kilimlerimin üzerine dökecekler, kirlenecek. 25-30 tane dervişi ben şimdi eve davet etsem hepsi de koltukların üzerinde tepinecekler. Veyahut da geldiler eve, yiyecekler, içecekler, bir sürü evde problem. Veyahut da ya eve çağırsam şimdi davet etsem burada kalkarlar bir de zikrullah yaparlar. Benim bu çevrem kaldırmaz ki zikrullahı. Aa, neden zengin muhitte oturuyorsun sen? Kapı karşın ne yapar senin? Aa, bu irticacıymış, bunlar dervişmiş. Yok, bunlar hucuymuş. Ne yapalım? Eve davet etmeyelim. Dünya, Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için o kimsenin önünde engel olduğu müddetçe put. Senin makamın, senin mevkin, senin evin, senin katın, yatın, araban. Etrafın, çevren, benim çevrem bunu kaldırmaz. Neyi kaldırır senin çevren? Lingo lingo şişeleri kaldırır. Git sen de lingo lingo şişeleri devir. Senin çevren neyi kaldırır? Tavar neyi kaldırır? Oo, cıstakı cıstakı Mustafa Özbağ hoş geldi. Beyefendiler de aramızda. Çevren bunu kaldıracak. O kimsenin çevresine göre din yaşaması. Ya ben şimdi koca işte müdürüm. Yani orada gidip şimdi zikrullah mı yapayım onlarla beraber? Ne yapayım ben şu meslektenim şimdi? Onların içine mi gideyim? Ter mi kokayım orada? Kimler var orada? İnşaat işçileri var. Fabrikalarda çalışanlar var. Hepimiz işçiyiz diyorum ben şimdi. Özel bir sohbetiniz yok mu? Hemen aklıma müşrikler geliyor. Hani dediler ya ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakirlerle bizi bir yerde tutma. Bu sufa ashabıyla bizi bir yerde tutma. Bu gece gündüz zikreden, gece gündüz namaz kılan, oruç tutan, Allah yolunda cihad eden, nefisleriyle mücadele eden şunlar var ya, evet, bizleri onlarla beraber bir tutma. Ya bize ayrı bir sohbet alakası aç. Ki Mekke'nin emirleri, kabile reisleri, Mekke'nin böyle ağa babaları, paşa babaları, bürokratlar,
yüksek seviyedeki kimseler gelirler, seni dinlerler, belki de Müslüman olurlar. Hemen Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyi indirdi. Ey Habibim, o sabah akşam Allah'ın rızasını umaraktan, o sabredip, ibadet eden, zikreden, dua edenler var ya, evet, nefsini onlarla beraber olmaya zorla. O kimse makamını, mevkisini, parasını, pulunu veya bulunduğu konumunu, yani giderse orada zikrullah'a katılırsa olur mu? Veya oradaki sohbete giderse olur mu? Onun kariyeri, kimliği, kişiliği farklı. Allah muhafaza eylesin. Bunu önlemek için kabir ehlinden gibi ol. Dünya senin dinini yaşamana engel olmasın. Dünya senin maneviyatı yaşamana engel olmasın. Dünya senin uhrevi ibadetlerine engel olmasın. Dünyaya, dünyanın içindekilere takılıp da ahiretlik işlerini terk etme. Dünya ve dünyanın içindekilere bakaraktan sen Allah ve Resulünün sevgisinden ve yolundan uzaklaşma. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Kur'an ve sünneti yaşayan ve yaşatma mücadelesi verenlerden eylesin. Amin. Her daim her sabah kalktığımızda Kur'an ve sünneti yaşama ve yaşatma adına bugün ne yapabilirim diye dertlenen kullarından eylesin. Amin. Amin.